Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir rehberlik videosu çekeceğim. DGS ile hukuk sizin bildiğiniz gibi kazanmak zor. En azından bu aralar, yani son yıllarda DGS ile hukuk kazanmak gerçekten zorlaştırıldı. Özellikle kontenjanların azaltılması ve giren sayılarının her geçen yıl çoğalmış olması DGS ile hukuka geçişi bayağı zorlaştırıyor. Yani bundan sonrası ne olur bilinmez. Bundan sonra kontenjanlarda artış ya da azalma olur mu bilmiyoruz. Artış ya da azalmaya göre sonuçlar değişebilir. Merak ettiğiniz bir konuya değinmek istiyorum. Çok fazla uzatmadan YKS ile hukuka geçmek mi daha kolay, DGS ile hukuka geçmek mi daha kolay? Kısaca buna değineceğim arkadaşlar. Ben size net sayılarını, ne kadar net yapılması gerektiğini söyleyeceğim. Bunun üzerinden kendiniz yorumlayabilirsiniz. Şöyle bir bakış açısı var. DGS ile hukuka geçiş zor olunca DGS öğrencileri acaba YKS'yi mi denesek? YKS ile hukuka geçmek çok kolay. YKS ile hukuka geçmek artık kolaylaştı. Kontenjanlar çok fazla gibi söylemler var. Şimdi bu söylemlere istinaden ben bu videoyu çekiyorum. Gerçekten kolay mı değil mi? Beraber bakalım. Özel üniversiteleri geçmek isterseniz YKS ile hukuk biraz daha kolay diyebilirim. Yani sizin paranız varsa, özel bir üniversiteye geçmek istiyorsanız ve biraz matematik biliyorsanız, yani biraz AYT matematiği lazım. AYT matematikte 40 sorudan 10-15 tane yapabiliyorsanız, TYT'de de iyi bir net çıkararak özel bir üniversitede hukuk bölümü kazanabilirsiniz. Yani YKS ile hukuka geçişte bu anlamda bir kolaylık var. Aynı kolaylık DGS'de de var zaten. Yani özel üniversitelere geçmek DGS ile hukukta çok zor değil zaten. Yani özel bir üniversiteye ortalaması, diploması iyi olan bir insan özel bir üniversiteye 75-80 arası bir netle geçiş sağlayabilir. Diploma notu çok iyi ise 75 netle, 70-75 netle geçebiliyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla özel üniversitelere geçişlerde çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Benim kıyaslamam daha çok devlet üniversiteleri arasındaki fark. Yani YKS ile geçişte mi daha zorluk var yoksa DGS ile geçiş mi daha zor? Buna değineceğim. Şimdi YKS'de arkadaşlar devlet hukuk en son geçen sene 400 puanla almış, 401 puanla almış ve 33 bin sıralamayla almış. Yani devlette bir hukuk üniversitesini YKS ile kazanmak istiyorsanız 33 bin sıralamaya girmeniz lazım eşit ağırlıkta. Diploma notunu 80 baz aldım. 100 üzerinden 80 diploma notuna sahip bir öğrenci. Yani standartlarda çalışkan bir öğrenciden bahsediyoruz. 80 iyi bir not çünkü. 80 diploma notu 80 olan bir öğrenciden bahsediyoruz. Bu öğrencinin TYT'de Türkçeden 30 net yapması lazım. En kötü matematikten 25 net yapması lazım. Sosyalden 15 net yapması lazım. Yani TYT'de toplam 65 net yapması gerekiyor. Bir devlet hukuka yerleşebilmesi için. TYT matematikte arkadaşlar, TYT'de Türkçe, matematik, sosyal bunlar aynı puana sahip oldukları için yani bunlarda değişiklik yapabilirsiniz. Şöyle ki mesela ben burada Türkçeyi 30 aldım. Siz Türkçeyi 35 alırsanız matematiği 20'ye düşürseniz de olur. Yani toplam sizin 65 neti bulmanız lazım arkadaşlar. Bir devlet hukuk istiyorsanız TYT'de toplam 65 net yapmanız lazım. Siz eşit ağırlıkçı olduğunuz için çoğunlukla fizik, kimya, biyoloji yapamayacağınızı düşünerekten arkadaşlar 100 soru üzerinden değerlendiriyorum ben TYT'yi. Evet TYT'de 120 soru var ama sen fizik, kimya, biyoloji bilmiyorsun. Böyle kabul ediyoruz. Biliyorsan zaten o tabii avantaj oluyor ama TYT hız sınavı olduğu için yani soru belki 100 sorudan 65 yapmak kolay gibi gelebilir. Ama TYT'de zaman kısıtı var. Dolayısıyla 135 dakika süreniz var. Son pandemiden dolayı 160 dakikaya çıkarıldı. 160 dakika bile olsa 160 dakikada 100 soru çözeceksiniz gibi düşünmeniz lazım. Yani 65 net iyi bir net TYT'de yapılabilir mi? Yapılabilir. TYT ile çok sorunumuz yok. Bir insan DGS'ye giren bir öğrenci TYT'den de 65 net yapabilir arkadaşlar. Bunda sıkıntımız yok. AYT'den edebiyattan toplam 30 net yapmak lazım. Yani edebiyat dediğimiz 24 edebiyat, 10 tane tarih, 6 tane coğrafya var. Toplam 40 tane sorudan 30 tane yapmanız lazım. Ve matematikten 25 tane AYT matematik yapmamız gerekiyor. 55 net. Süremiz yeterli çünkü
AYT'de 180 dakika süreniz var. 180 dakikada 80 sorudan sorumlusunuz sadece. İyi bir süre var. Yani sıkıntı yok çünkü AYT bilgi sınavı, hız sınavı değil arkadaşlar. Yani siz AYT'de bilmeseniz zaten yapamıyorsunuz. Ama TYT'de deneme yanılma yoluyla yapabilirsiniz. Dolayısıyla TYT hız sınavı, AYT bilgi sınavı. Yani bilmeden AYT'yi yapamazsınız. Ve AYT'de matematikten 40 taneden 25 tane gerçekten iyi bir net. Yani limit var, türev var, integral var, logaritma var, trigonometri var, parabol var, karmaşık sayılar var, diziler var. Siz bunları biliyorsanız tabii ki YKS sizin için bir avantaj. Yani şu an ben örneğin YKS ile bir hukuk kazanabilir miyim? Kazanırım. Çünkü neden? Ben matematik biliyorum. Yani ben mat 2 de biliyorum, mat 1 de biliyorum. Yani benim yolun %70'ini hallettim zaten. Geriye bir edebiyat kalıyor. Şimdi sizin eğer matematiğiniz iyiyse arkadaşlar YKS ile hukuk kazanmak sizin için kolay olabilir. Yani siz 40 tane AYT'den 25 tane yapabiliyorsanız geriye kalanlar bir şekilde yapılabiliyor. Tabii ki bir de edebiyat boyutu var. Yani edebiyatta eserler var, yazarlar var. Bunları ezberlemeniz lazım. Bu da işin ayrı bir boyutu. Yani sıfırdan girecekseniz yani öğrencinin sadece TYT matematik bildiğini varsayalım. DGS öğrencisi şu an TYT matematik biliyor. Yani hani bu anlamda varsayarsak öğrencinin AYT matematik çalışması lazım. Yani limit, türev, integral, trigonometri, diziler gibi şeyler çalışacak. Ayrıca edebiyattan ezber yapacak. Şimdi buna mı çalışmak kolay? Yoksa sadece DGS'de mat 1 çalışmak mı kolay? Yani bu şekilde bakmanız lazım olaya. Çünkü DGS'de Türkçe zaten biliyorsunuzdur. Sadece deneme çözmeniz lazım. Matematik bir yapmanız gerekiyor. Tabii ki hız var yani. Bunda bir sıkıntımız yok. Ama dediğim gibi yani hızı çözdüğünüzü ve iyi bir matematik yaptığınızı varsayarsak DGS ile matematik çalışmak daha kolay. Matematiğiniz iyiyse arkadaşlar tabii ki bir AYT matematiğiniz varsa YKS ile hukuk kazanmak da kolay olabilir. Şimdi gelelim DGS'ye. DGS'de devlet 300 puanla kapattı geçen sene. Binali Yıldırım olması lazım. ÖBP'nizi 60 olarak alıyoruz. Yani 3 ortalamaya sahip bir kişinin netlerini size söyleyeceğim. Toplam 90 net yapması lazım. Bu arkadaşın matematikten ya da Türkçeden kaç net yaptığının önemi yok. Toplam 90 net yapması gerekiyor. Örneğin matematikte 42 net, Türkçede 48 net yapması lazım. Yani toplam 90 net yaparsa bir kişi 60 ortalamaya sahipse bu kişi devlet hukuk kazanabiliyor. ÖBP'sini 3,5 kabul ettim. Yani 70 üzerinden aldığım zaman toplam 85 net yapması lazım. Matematikten 40 tane, Türkçeden 45 tane yapması gerekiyor. DGS'yi biliyorsunuz diye düşündüğüm için ben daha çok YKS üzerinde durdum. Yani YKS ile geçiş ne kadar kolay, ne kadar zor? Bu anlamda bakabilirsiniz. Yani DGS'de sadece mat 1 çalışacaksınız. Tabii ki hız yine var. TYT'de mat 1 ve mat 2 çalışacaksınız. Ayrıca edebiyat çalışacaksınız. Eğer mat 1, mat 2'niz iyiyse arkadaşlar tabii ki YKS ile geçebilirsiniz. Bu anlamda şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum. Adaletten hukuka geçmeye çalışan, matematiği iyi olan insanlar var. Matematiğiniz iyiyse yani neden DGS öğrencisinin yolunu kapatıyorsunuz? Bunu da tabii söylemem lazım. Yani mesela ben de DGS'den hukuka geçebilirim ama geçmiyorum. Çünkü neden? DGS öğrencisinin yolunu kapatmak istemiyorum. Ya ben bu işi yapmak istemiyorum. Yapacak olsam YKS ile yaparım. Zaten DGS'de 700 tane kontenjan var topu topu. Sen DGS ile geçerek 100 tane matematik öğretmeninin DGS ile hukuka geçtiğini düşünelim. Zaten DGS matematikte kolay. Geriye bir tek Türkçe kalıyor. Yani sırf AYT çalışmamak için, sırf edebiyat çalışmamak için DGS öğrencilerinin yolunu kapatmak da doğru bir yol değil arkadaşlar. Bu kadar rehberlik videomuz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel bir rehberlik videosunda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.